Mutlu akşamlar fake futbol takipçileri. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bu akşam gündemimiz bir hayli yoğun. İnanılmaz yoğun. Çok sinirliyiz, çok öfkeliyiz. Aynı zamanda çok da mutluyuz. Yeni programımız hayırlı uğurlu olsun. İlk konuğum Fenerbahçe muhabirlerinden Burak Şahin. Burak kardeşim, hoş geldin. Ben muhabir değilim öncelikle. Nesin sen? Ben emekli futbolcuyum. Bak, bu konuyu daha önce konuştuk. Emekli futbolcusun. Hangi takımlarda oynadın Burak Bey? Birçok takımda oynadım. Yıllarca Fenerbahçe'de oynadım. Fenerbahçe'de oynadım. Fenerbahçe'de oynadım. Real Madrid'de oynadım. Barcelona'da oynadım. Aynı zamanda yarı dönem Atletico Madrid'de oynadım. Geceleri de Sevilla'da antrenmanlara çıktım. Pekala Burak. O zaman seyircilerimiz çok fazla merak ediyor. Fenerbahçe ile başlayacağız arkadaşlar. Fenerbahçe'de gündem inanılmaz yoğun. Yoğun bir taraftar diyor ki Sayın Başkan Ali Koç, senin biraz daha sert açıklamalar yapman lazım hakemler karşısında. Aziz Yıldırım olsaydı o hakemi buradan çıkartmazdı diyor. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Şimdi öncelikle Sayın Başkan, Sayın Ali Koç Başkan, Türk futboluna renk katacak bir isim. Bir devrim yaratacak bir isim ama başlangıç olarak iyi başlamadı. İyi başlamadı diyorsun. İyi başlamadı. Yani yapması gereken o Alper Ulusoy'a gerekli müdahalelerde bulunmak diye düşünüyorum. Alper Ulusoy'a bulunmayacaksa gerçekten... bulunacak birisi çıkmalı. Diyorsun. Bulunacak en birisi kötü... çıkmalı. Yani bu Fenerbahçe burası arkadaşlar. Arkadaşlar burası Fenerbahçe. Farkında mıyız bilmiyorum ama... Burası Fenerbahçe arkadaşlar. Alper Ulusoy'a gerçekten çok fazla büyük tepki var. Fenerbahçe taraftarı adeta kin kusuyor, içlerinden beddua ediyor ve küfür ediyorlar. İçlerinden ettikleri küfrü biz buradan duyuyoruz. Çünkü önümüzde gerçekten sosyal medyadan bir sürü mesaj geliyor Alper Ulusoy ile ilgili. Fakat sevgili Burak Şahin, ben diyorum ki hakeme bok atmak en kolay. Fenerbahçe takımına baktığımız zaman, ilk yarısına baktığımız zaman, birazdan özet görüntülerde gelecek sevgili futbol severler. Fake futbol dahilinde sizlerle çok özel görüntüler paylaşacağız. İlk yarı performansını, Soldado'nun oyundan atılmadan önceki performansını senin bir yorumlamanı istiyorum. Sadece Soldado mu? Yani ilk yarıyı değerlendirelim. Şimdi ilk yarıya bakacak olursak Fenerbahçe'de solda, sağda, arkada, önde, altta, üstte oyuncu yok. Oyuncu yok. İlk yarı çok başarısız buldum Fenerbahçe. Takım kötü diyorsun yani, değil takım mi? Kötü. Yani hakeme. Yani kimse çıkıp da vay efendim hakemden dolayı yenildik de bilmem ne de buna gerek yok. Hakem kötüydü. Hakem rezalet. Hakem yanlı, taraflı ve şaibeli bir yönetim yaptı. Her şeyi sen çok iyi biliyorsun. Fakat Ersun Yanal'ın maç başı kadrosu yanlış tercihlerle. Bir kere bu Ayev niye oynuyor? Bu Ayev'in oynamasının nedeni ne? Bu Ayev bir dakika şimdi bir ben saniye bir dakika dur. Hatırlıyorum. Bu Ayev Fenerbahçe camiaya param basıyor. İddia mı oynuyor? Altılı mı yapıyor? Bu adam ne yapıyor? Bu adam niye oynuyor? Sert ifadeler var. Bunu altyazıya verelim. Altyazıya girecek kimse yok. Bu adam niye oynuyor kardeşim? Açıklasınlar. Açıklasın. Andrea Ev niye oynuyor? Siz bu adamı Chelsea'den neden aldınız kardeşim bu Moses'i? He niye aldınız oğlum? Bu Moses'i neden aldınız kardeşim? Neden aldınız bunu? Madem oynatmayacaksınız. Sayın Yanal. Yanalım. Ateşlerde yanalım. Ama... Bir kırmızı öpücük alalım yani. Biraz da bir takımın şeyler alalım değil mi? Takımdan bir karşılık alalım. Kızıl ötesi süresi geçti. Böyle olmaz. Aşk bu yaralı ötesi kızıl bir ötesi. Bir an önce Moses. Ali Başkan'ın, saygıdeğer başkanın. Evet. Kendisini çok severim. Bu olaya müdahale etmesi gerekiyor. Olmaz. İşte Fenerbahçe taraftarının genel bakış açısı bu şey. Şu an beni rejiden uyarıyorlar. Biraz daha sessiz olun. Çok bağırıyorsunuz. Sokarım yapacağınız işe diyorlar. O yüzden birazcık daha... Temkinli konuşmaya çalışacağız fakat gündem gerçekten çok yoğun ve biz de kendimizi tutmakta zorluk çekiyoruz. Şimdi peki Burak Şahin, Soldado'nun atılma pozisyonunu gözümüzün önüne getirelim. Zaten şu an izleyiciler ekranları başında izliyorlar diye düşünüyorum. Umarım reji koymuştur buraya bir yere. Reji koyuyor mu? That looked dangerous. Well, it is a foul, and it's deemed to be a reckless foul. It's a red card. Well, he's steamed in, hasn't he, with quite some force, and the current rules give the ref no choice. Tamam. Rejim şu an pozisyonları getirmiş, şu an izliyorlarmış. Ne diyorsun Soldado'nun atıldığı pozisyona? Şimdi bak, ben yıllarca futbol oynadım. Futbolun içinden gelmiş bir insanım. Altyapıda bizim hocalarımız da bize derdi ki sinirlendiğinizde derdi çaktırmayacaksınız derdi. İlk bunu hangi yerde aldın bu eğitimi? İspanya ben mıydı? Bunu Bandırma Spor'da. Sen Türkiye'de aldın tabii yani. Tabii canım ya. Türk altyapısından çıkmış bir ismim. Bandırma Spor'da bizim Tevfik hocamız
özel taktiklerle yetiştirdi bizi. Evet. Sinirlendiği zaman... Buradan Tevfik Hoca'ya da selamlar. Sinirini içine atacaksın. Ama İspanya'da mesela La Casa de Papel takımında oynadım yıllarca. Yıllarca oynadım. Berlin takım kaptanımızdı. Kendisi çok agresifti. Buna inanıyorlar yani sen söylediğin zaman. Kendisi çok agresifti. Yani geldiği zaman müdahale ederdi. İstediği zaman ayağa girerdi. Bunlar olur futbolda. Fakat. Belli başlı. Kurallara dikkat edeceksin. Solda adı efendi. Paraları alıyorsun. Paraları almayı biliyorsun. Kamera, küfür etmeyeceksin Burak, soldado. Burak Bey kamera biraz daha yukarıda. Soldado. Kendine gel. Kendine gel terbiyesizlik yapmaya. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin şu anda taraftarı topluluğunun genel olarak bize atmış olduğu mesajları Burak Şahin sevgili Fenerbahçe muhabirlerimizden eski futbolcu La Casa de Papel'de oynayıp alt takımlarla üst takımları karıştıran Burak isimli muhabirimiz şu anda gerçekten bütün her şeyi Fenerbahçe taraftarının bütün duygularına tercüman olarak hepsinin asıl fikirlerini beyan ediyor. Peki maça baktığımız zaman söyleyecek çok fazla bir şey yok. Bok gibi bir maçtı. Maç gerçekten çok sıkıcıydı. Diğer türlüsünü söylemeyeyim. Gerçekten çok sıkıcıydı. Fakat Fenerbahçe taraftarının takıldığı çok önemli bir nokta daha var. Burası çok önemli arkadaşlar. Fenerbahçe taraftarı kurtarıcı olarak istemiş olduğu Ersun Yanal'ı bu haftaki maçından sonra hedef tahtasına koydular. Koydular tahtaya, koydular. Hedefin tahtasına koydular. Peki, sence Fenerbahçe taraftarı çok mu önceden böyle tepki gösterip, büyük tepki gösteriyor? Yoksa Ersun Yanal hakikaten çok büyük hatalar içerisinde mi? Şimdi öncelikle benim en çok takıldığım yer burası. Senin de söylediğin gibi. Evet. Şimdi burada biraz önce de söylediğim gibi Ersun hocamızı severim. Sevdiğim bir hocadır. Özellikle evet. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı sene gerçekten güzel bir sene. Ersun hocamıza sevgiler buradan. Fakat... Sevgili hocam, bu ayev nedir ya? Bu fuck ayev... at deyince fuck off geldi aklıma. Fuck off sence küfür olarak mı sayılmalı? Küfür. Soldado'nun söylemiş olduğu fuck off'un Türkçe'de spor medyasında çok ciddi bir şekilde küfür olmadığı savunuluyor. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani bir gerçekler vardır, bir de fanteziler vardır. Ben gerçekçi pencereden yaklaşan bir nihilist değil, bir realistim. Bu kelime küfürdür. Değil mi? Fuck off. Benim de bildiğim küfürdür. 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 Takımlara göre olmamalı. Alt takım üst takım değil. Bakıyorsun evet. Nagatomo. O zaman Ayev'in takımları farklı, Moses'in farklı, Serdar'ın takımları farklı. Şimdi birisi olur Afrikalı. Yani. Evet. Tabii ki onun takımları çok farklı. Afrikalıların takımlarıyla diğer ülkeden oynayan futbolcuların takımları tabii ki farklı. O yüzden farklılık çok büyük. Fakat Nagatomo Japon takımlı arkadaşımız aleni bir şekilde yaptığı küfür karşısında hiçbir kart görmüyor. Galatasaray-Trabzon maçına geleceğiz. Galatasaray maçına geleceğiz. Ama görmüyor. Evet, görmüyor. Niye görmüyor? Bu eyyamdır. Eyyam diyorsun. Eyyamcılıktır. TFF. Fikret Orman sözüm size. Bu işe müdahale edin artık. Günümüzün en büyük problemi değil mi? Fikret yani... Orman. Bu işe müdahale et. Bak Kuerejma'ya müdahale ettiğin gibi Fikretciğim. Sayın Başkan Fikret Orman bu işe müdahale etti. Evet Sayın Fikret Orman'a da buradan sevgiler saygılar sunuyoruz. Yine de beraberlikle dönebileceği konuşuluyor. Özellikle Jailson'un kaçırmış olduğu ve Elif Elmas'ın ki Elif Elmas konusuna ayrı değinmek istiyorum. Özellikle fikirlerini merak ediyorum. Jailson'un kaçırdığı bir pozisyon var. Şimdi onu bize bir tahtaya çizecek misin? Şimdi bak Sayın Hocam. Evet. Ben bunları anlattım. Bunlar anlattım. Kompakt. Bunları kompakt, kompakt futbol. Evet. Kompakt. Futbolun içinde belli kurallar var. Çizgi kuralları. Evet görünmüyor olabilir ama var yani. Ben çiziyorum. Aynen. Çizgi. Bak çok basit. Bu kim? Bu kim? Şikirtel. Kim bu? Şikirtel olsa anlatılabilir. Ama yok. Evet. Olsa anlatacağım. Ben daha ne anlatayım yani. Kompakt futbolda bunlar var. Bunlara dikkat edeceksin. Kadar şimdi basit. Biz programın ismini değerlendirirken arkadaşlar boşu boşuna fake futbol yapmadık. Yani her şey de bilerek seçildi. Burada çok ciddi bir prodüksiyon var arkamızda. Siz görmüyorsunuz ama var yani. Vallahi var bak yemin ediyorum var. Şimdi Jailson'un kaçırmış olduğu bir pozisyon var ki Fenerbahçe taraftarları hakikaten ekstra şeyler bekliyorlar artık. Özellikle Elif Elmas'tan çok şeyler bekliyorlar. Elif Elmas denildiğinde Fenerbahçe Elmas'ını buldu gibi yorumlar bile yapıldı. Şimdi bu Elif Elmas hakkında senin düşüncelerini, fikirlerini öncelikle bir almak istiyorum sevgili Burak'cığım. Şimdi sevgili Suna, Elif Elmas'tan bırak elması... Cacık olmaz diyorsun. Bor olmaz, kömür olmaz, magnezyum olmaz... O da mı olmaz? Lityum olmaz. Bu adamdan hiçbir şey olmaz. Bu adam nasıl futbolcu olmuş ya?
Ben futbol oynarken biz böyle oynayacaktık. Hocamız bizi döverdi. Sen çok biliyorsun yani her şeyi. Hocamız bizi döverdi. Ben futbol oynarken bir pas hatası yap bakalım. Yap bakalım ne oluyor? Hocamız derdi ki hadi diyordu. Erkek varsa aranızda bunu yapacak yapsın diyordu. Hepimiz nonoş gibi geziyorduk. Yapamıyorduk. Böyle büyüdük biz diyorsun. Futbol yani. Böyleydi sevgili Tuna. Toprak sağlar. Toprak değildi, betondu. Düşen ölüyordu, sakatlanıyordu zaten. Evet. Şimdi vay hocam ben düştüm yere ama kalkamıyorum. Yok fail play. Zarttır zurttur. Yani Elif Elmas'tan buraya geldim diyorsun. Elif Elmas adam adamdır ama sahada ne kadar adamdır bilemiyorum. Özellikle Jailson'un kompakt futbol içerisindeki i̇şte kaçırdığı gol. Burası kale. Burası da yan kale. Buradan Şikirtel'i unut. Kim oldu bu? Şikirtel. Hayır, şimdi bu Jailson. Kaleci de karşı karşıya. Bu da kaleci. Bu da top. Topu kalecinin üstüne atıyor. Kardeşim futbol böyle bir oyun değil. Futbol böyle bir oyun. Kalenin içine atacaksın. Amerikan futbolu mu bu, adamın üstüne top atıyorsun, adamı devirmeye çalışıyorsun? Yeter artık, ben de sinirlenmeye başlıyorum. Ne yapıyorsun sen? Jailson. Sözüm sana. Yeter, ben de burada bak muhabirliğime laf ettirtmem şimdi ya. Jailson. Burada ben muhabirliğime laf ettirtmem ha. Yıllardır yapıyoruz biz bu işi. Çizdiği şeyler doğru Jailson. Elif Elmas. Sana da... Tamam. Biraz daha sakin olmam konusunda tenkinler geldi. Peki. Sevgili Burak'cığım, Fenerbahçe ile ilgili söyleyeceğin başka bir şey kaldı mı? Fenerbahçe çok büyük cami. Çok büyük cami. Fenerbahçe bir önce alamamız lazım. Fenerbahçe dikkat edeceksin. Fenerbahçe'ye mi yedim ben böyle? Herkese yedim ben. Pahalı köpekler hiç yedim ben. Ama benim canım sıkmıyor. O ben tekrar olsa aldım ama Real Madrid'de. Başka bir şey demek istemiyorum. Modern futbol ve kompakt futbol böyle. Yani açıklanabilecek, Fenerbahçe'nin durumunu tarif edilebilecek en iyi şekilde tarif ettiğini düşünüyorum sevgili Burak'cığım. Gerçekten sokayım yaptığın işe yani inanılmaz iyi bir şekilde anlattın. Bütün Fenerbahçeli taraftarların muhtemelen dertlerine derman oldun. Hepsinin dilini spor programlarına milyonlara yansıtmış oldun. Güzel bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Şimdi geçiyoruz. Nereye geçiyoruz biliyor musunuz? Şimdi Galatasaray'a geçiyoruz arkadaşlar. Galatasaray'da sular durulmuyor. Fatih Terim hakemlere bundan önce yapmış olduğu baskıyı silmiş gibi görünüyor. En son yaptığı açıklamada hakemle birlikte sarmaş dolaş geziniyor. Peki ben buradan soruyorum. Sevgili Fatih Terim, sevgili Galatasaray taraftarları. Galatasaray dün akşamki maçtan eğer beraberlikle ya da mağlubiyetle ayrılsaydı hakeme bir şey söyleyebilirler miydi? Bunu merak ediyorum. Bana mı soruyorsun yani? Soru. Hayır, ben bunu merak ediyorum. Soru olarak soruyorum. Ben bunu merak ediyorum. Yorumlarda yazın. Yani sevgiler Galatasaray taraftarı. Devam edelim. Bu arada ilerleyen günlerde programımıza dahil olacak yeni arkadaşlar olacak. Yeni muhabirlerimiz olacak. Galatasaray tarafından, Beşiktaş cephesinden bütün en iyi muhabirlerimiz, bütün yönetim kuruluna en yakın muhabirlerimizi sizler için bu programda bulunduracağız. Trabzonspor derbisi vardı. Trabzonspor'un son zamanlardaki çıkışı gerçekten mükemmel. Trabzonspor'un kafaya oynayacağını herkesin inancı tam. Trabzonspor çok zorlu bir virajdan, Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray için işler şu anda iyi gidiyor diyebilir miyiz? Şimdi Galatasaray'a baktığımız zaman son transferleri başarılı. Başarılı. Fakat öncelikle transferlerden önce sözümü Fatih Terim'e getirmek istiyorum. Evet. Fatih Hoca'ya buradan bir şey söyleyeceğim. Şimdi Fatih Hocam, çıkıp açıklama yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki hocalardır hata yaparlar. Hoca! Aynı hata size yapıldığı zaman böyle mi oluyor? Hoca değil, hakem o. Ben hocaya, Fatih Hoca'ya sesleniyorum. Hakeme de hoca ben değil. Fatih Hoca'ya sesleniyorum. Hakem o. Bir dakika, bir saniye şimdi, bir dakika. Sözümü kesme. Ben senin isteğini dinledim. Evet. Ben şimdi kendim konuşuyorum. Ha, sen konuşuyorsun şu an. Tamam. Fatih Hocam. Aynı hareket size olduğu zaman siz böyle davranmıyorsunuz. Hoca diyorsunuz, hakem diyorsunuz. Bunu yapabilir diyorsunuz. İnsandır diyorsunuz. Ama bir hakemin, bir takımın kaderiyle oynamaya, kısmetini bağlamaya ne hakkı var? Özellikle kısmet. Gerçekten kısmetini bağlamış diyorsun. Kısmet bağlama büyüsü gibi. Yani büyü yapıldı diyorsun. Her şey olabilir. Cin olabilir, büyü olabilir. Bunu yazın. Burak Şahin büyü yapıldığını iddia ediyor. Büyü yapıldı. Trabzonspor taraftarına buradan geçmiş olsun diyorum. Bu büyü ancak özel şartlar yerine getirildiği zaman çözülecek. Çözülecek diyorsun. Tabii ki. Yani bu büyüdür. Peki büyüyle ilgili bir kanıtın, herhangi bir şeyin var mı? Burada konuşuyorsun sabahtan beri. Lakas ediyorsun, depapel diyorsun. Alt takım, üst takım, büyüler. Büyüyle ilgili herhangi bir şey gördün mü yani? Bunu nasıl yapılabilir? Büyüyle alakalı tabii ki yıllarca
Biliyorsunuz Snapdog takımında 2 sene futbol oynadım. Onu da yaptın. Tabii ki. Bizim hocamız Ice Cube bize bazı taktikler verdi. Büyü taktikleri, büyüden korunma taktikleri. Biz Cevşen'le çıkardık, Muskay'la çıkardık sahaya. Bir an önce özellikle Yusuf Yazıcı. Bak ayakları çok yetenekli bir arkadaş. Ayaklarına büyü olunca biraz gerildim. Hal takması gerekiyor. Hal önemli. Hal önemli. Buradan yeniden TFF'ye sesleniyorum. Fikret Orman. Yeter artık bu yaptıklarınız. Bu kadar olmaz. Bu hakemlerin hali ortada ya. Tamam Burak Bey, Burak Bey. Bu hakemlerin hali ortada Fikret Orman. Çok fazla yüklendik TFF'ye biraz sanırım. Öyle tahmin ediyorum ki biraz fazla vurduk, ittirdik. Şimdi diyorsun ki Fatih Terim eğer galibiyet almasaydı muhtemelen orada farklı konuşmalar gerçekleştirdik ve vesaire. Peki bunlar tamamıyla dış konular diyebiliriz. Galatasaray'ın futboluyla ilgili ne düşünüyorsun? Cagney'i transfer ettiler. Belhanda'nın belki de Galatasaray taraftarının en iyi, bugüne kadarki en iyi performansı olduğu konuşuluyor ki sanırım hemfikiriz o konuda. Şimdi Belhanda dediğimiz arkadaş biliyorsunuz bir futbolcu. Fakat yok artık ya. Geçen maçta Trabzonspor maçında fena bir performans sergilemese dahi öncelikle Galatasaray taraftarına saygıyı öğrenecek. Saygıyı. Belhanda Efendi. Bu işler öyle kolay değil. Senin oynadığın takım Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon bunlar. Beşiktaş. Sen çok mu kamerayı oynuyorsun? Bunlar basit takımlar mı? Anlat bakayım bana. Bunlar basit takımlar değil Belhanda Efendi. Öncelikle Türk milletine karşı üstüne verilen görevleri yerine getir. Evet. Biraz insan ol be. Adam ol önce adam. Ondan sonra futbolunda seni övelim. Mesela ben Melo'yu da hiç sevmezdim. Galatasaray taraftarı da. Buradan kırgınım bu konuda. Yani bu Melo adam tövbe istiğfurullah. Köpek oluyor adam ya. Ahırlıyor adam ya. Böyle bir futbolcu olabilir mi sevgili Tuna? Evet. Yani ligimizde bunun örnekleri gerçekten çok fazla var. Zaman zaman bazı futbolcuların çok fazla tepki aldığını görüyoruz. Bunlara Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demir, Emre Belözoğlu. Onun dışında birçok futbolcu sayılır. Lugano'dan nefret edenler olurdu. Bruno Alves'den nefret edenler olurdu. Fakat Galatasaray taraftarının Melo'yu bağrına basmasını ben biraz anlayabiliyorum sanki. Nasıl Fenerbahçe taraftarı Bruno Alves'i, dövüşçüyü sevebiliyorsa Melo'yu da muhtemelen sevecektir Galatasaray taraftarı diye düşünüyorum. Benim de şahsen beğendiğim bir futbolcuydu Felipe Melo. Ne diyeceğim bu konuda? Hadi anlat şimdi. Anlat şimdi bunu hadi. Buradan Melo'ya sesleniyorum. Felipe Melo. Acilen eğitim öğretime yeniden başla. Eğitimin yok. Eğitimin yok diyorsun. Eğitimin yok Felipe Melo. Başka da bir şey demiyorum. Evet yani Galatasaray'la ilgili söyleyebileceğimiz şeyler bunlar. Felipe Melo'yu konuşuyoruz şu anda. Biz devrelerin biraz yandığını düşünüyorum ama devre arasından dolayı. Marco çok iyi topçu. Marco. Evet şimdi Marco. Güzel bir konuya değindiniz. Marco. Galatasaray sezon ortasında hiç bilinmeyen bir futbolcu olan Marco'ya 7 milyon euroya yakın bir bonservis bedeliyle... İyi para. İyi para değil mi? İyi para. İnşallah doğru söylüyorumdur. 7 milyon euro. Euro ise sonuçta iyi. Bence iyi para. İyi para verildi. Gerçekten iyi para verildi. İyi para. Herkesin aklında bir soru işareti vardı. Marco gerçekten benim de çok beğendiğim taş gibi stoper deriz ya. İyi para. Gerçekten güzel de bir yaşta iyi bir transfer yapıldı. Fakat Lyon Duma için aynı şeyi söylemek biraz sanki zor gibi geliyor sevgili Burak'cığım. Adamın adı ilginç. Lyon Duma. Lyon Duma diyorsun. Şimdi bir tarafa koyuyorsun Marco, bir tarafa Lyon Duma. Çok da üstüne konuşmaya aslında gerek yok. Aslında isminden bak, kaderi belirlenmiş diyorsun. Yaklaşık 4 sene. Evet. Biliyorsun Arjantin'in Goradoski takımında hocalık yaptım. O takımda bizim bir oyuncumuz vardı. Dışkın. Ben bu çocuğu. Robert Dışkın mıydı? Aydı o Robert Dışkın olur mu ya? O değil diyorsun. Mikelen Dışkın. Aha. Ben bunu yaklaşık 3 maç yani bir maçı 70 dakika oynattım. Ben bu çocuğu kaleye koydum. 8-0 yenildik her maç. Bir topçunun adı önemli. Bak Cristiano Ronaldo. İsmi diyorsun zaten futbol. Bak mesela Maldonado. Belli. Ama bakıyorsun Alex. Evet. Hacı. Clivert. Alex. Clivert. Bakıyorsun. Mesela. Beşiktaş'ta Guti. Bak. Guti. Guti Hernandez. Guti. Ama bakıyorsun Beckham. Yani bir futbolcunun ismi çok önemli. İsimden kazanıyor diyorsun. Ama mesela buradan bir ilginç olan bir isim var. Hani çok kişi... Ben mesela Mahmut Tuncer. Şarkılarını çok severim. Yani ismiyle gerçekten yapılabilen işler isimle bağdaştırılabilir diye düşünüyorum. Evet.
Evet, programımızın son bölümüne yaklaştığımızda Shinji Kagawa zamanı diyoruz ve Kagawa hakkında ilk başta geçen maçta değil ama ondan önceki maçta gerçekten oyuna girer girmez atmış olduğu iki tane gol var ki hakikaten yine senin de söylediğin gibi sevgili Burakcığım ismiyle öne çıkan isimler futbolculardan bir tanesi oldu. Performans hakkında ne düşünüyorsun Kagawa'nın? Aynı zamanda çok konuşulan bir isim olan sevgili Burak Yılmaz. Burak Yılmaz transferi çok olaylı oldu. Beşiktaş taraftar dedi ki sokarım dedi yapacağınız işe dedi. İttiririm dedi bilmem ne yaparım sizin dedi. Özellikle oğlum çarşı dedi, grubu. Sizin dedi gururunuz yok mu lan dedi. Hırsız dedi. Bunları söyledi Beşiktaş taraftar. Haklı olabilir, haklı olmayabilir. Bir futbolcunun bu kadar eleştirilmesini tabii ki gönül isterdi ki istemeyelim. Ama bunda sanki biraz futbolcuların da yaptığı şeyler var gibi değil mi sevgili Burak'cığım? Şimdi sevgili Tuna, öncelikle Kagawa'ya gelmek istiyorum. Evet. Biliyorsun ben Borussia Dortmund'da çok sevdiğim bir isimdir Kagawa. Çok sever onu. Çok severim. Acayip sever. Posterleri hatta var odasında onun. 3 cilt kitabı var Kagawa üzerine yazdığım. Hatta Royce'la beraber bence çok iyi de bir ikili olduklarını düşünüyorum. Bu arada kitaplarını parayla satmıyor. Tamamıyla sevap olarak hani insanları okusun, kültürlen. Kültür. Şimdi Kagawa gerçekten çok büyük bir transfer. Burada Fikret Orman'a sesleniyorum. Bu sefer iyi bir şey yapmışsın sevgili Fikret Orman Başkan. Gerçekten çok iyi bir transfer. Kagawa Beşiktaş'a çağ atlatır. Atlatır orta diyorsun. Sahasını katlar. Ki girdiği an zaten. Ecop'la oynuyoruz. Neyin çağınlaması? Klas. Tak tak tak. İşi bitiriyor diyorsun. Bitirir diyorsun. Shinji Kagawa vardı. Yani gerçekten on numara bir futbolcu. Diyecek bir şey yok. Kalitesi belli. Ayakları belli. Kumaş belli yani. Evet. Yani geldiği takımlar belli. Bir oyuncu. Yaptı, Burak Yılmaz'a belli. Gelecek olursak bu kısım biraz çetrefilli. Bismillahirrahmanirrahim. Biraz çetrefilli. Çünkü şimdi Burak Yılmaz'ın oynadığı kulüplerde genelde şöyle bir ruh hali olur. Evet. Bandırma Spor'a giderse Bandırma Sporludur. Başakşehir'e giderse Başakşehirlidir. La Casa de Papel'e giderse oralıdır. Yani nereye giderse o takıma hem kendi ruhunu verir hem de gönül bağlarını kuran bir oyuncudur. Oralıyım der. Oralıdır. Şimdi Beşiktaş taraftarı bu oyuncuya gelmeden önce demediğini bırakmadı. Bandırma Spor taraftarı. Bandırma. Ben bunu net söylerim. Bandırma Spor taraftarı. Senin bandırdığını sevdiğini duydum ben. Bandırma Spor benim için ayrı bir yere sahiptir. Bandırırım bandırmam orasına sen karışma. Bandırma Spor'un yeri ayrıdır. Bak bandırma dedin de. Şimdi şurada sahanda deplasmanda bir yumurta olacaktı. Bunları böyle ekmekle. Sucukla. Gerçekten yumurta. Sucuk. Gerçekten arkadaşlar. Bizim ülkemizin en güzel yapılan şeyleri yemekler biliyorsunuz. Biz de yemek futbol programlarında olmazsa olmaz yemek konuşuluyor biliyorsunuz. Trabzon'da yedim mi o kır pidesini? Trabzon'un pidesini yedim mi? Kardeşim ben. Trabzon'da yedim. O bir Trabzon Başakşehir maçına gitmiştin sen. Orada görevliydin. Orada sahadaydım biliyorsun. Evet. Adabeyor'u götürdüm yemeği. Hı hı. Adabeyor özellikle kır pidesi çıldırıyor. Adabeyor diyorum kır pidesi diyorum. Aa diyor Burak hocam diyor. Hemen diyor gidelim. Adabeyor çok sever. Mesela hı. Emre Belözoğlu sayın kaptan da çok götürmüşlüğü vardır Adabeyor'u. Öyle ikna ettiler hı hı. Başakşehir'e. Bu arada Başakşehir demişken gerçekten ligin en iyi futbolunu oynayan takımlardan birisi. Ben açıkçası şampiyon olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Niye? Çünkü iyi oynayan kazansın derim. Evet. Çünkü çok iyi oynuyorlar. Kesinlikle. Başakşehir çıkıyor. Çatır çatır çatır. Geçen maç Elazığ ile mi oynadı? Çaykur Rize ile mi oynadı? Berabere kaldığı maç. İyi oynamadı. Hı hı. İyi oynamadı. Egemen'in kafa golü falan. 10 numara. İyi oynamadı Başakşehir. Erzurum'du yatırdı. Erzurum. Elazığ ile karıştırıyorum. 10 numara oynadı. Iğdır Spor. Bandırma değil. Ondan eminim ama gerisini bilemiyorum. Başakşehir inşallah böyle oynarsa şampiyon olsun. İnşallah. Konumuza dönecek olursak Burak Yılmaz'ın. Maşallah. Burak Yılmaz'ın kendine atma huyu vardır. Onu hepimiz biliyoruz. Kendine atar. Penaltı kazanır. Futbol içinde bunlar olan şeyler. Ama tabii ki burada yine görev kime düşüyor? TFF'ye Fikret Orman'a düşüyor. Fikret Orman. Sen bu ben adamlar, de artık bu hale geldim. Bu adamlar, bu futbolcular kendine attığı zaman yiyorsan bu adamlar kendine atar. Ben yaklaşık 4 sene biliyorsun Barcelona'da kendim attım. Barcelona'nın 4 sene kazandığı penaltıların %80'ine baksınlar. Burak Hoca'dır. Kendini hep attın yani. Futbolda vardır. Atarsın kendini. Atarsın. Kaleci, hakem tutmazsa atarsın. Attım tuttu dersin. Yani gol atamıyorsan kendini atacaksın. Atacaksın. Bir şey atman lazım. Atacaksın. Yani. Futbol atmaktır. Atacaksın diyorsun. Ya. Evet. Baksınlar saat 4:02 geçe. Burak Yılmaz Ferrari'siyle nereye atlamış? Peki sevgili Burak'cığım artık lafı toparlayacak olursak oradan buradan girdik çıktık yemin ediyorum oturduğu yerde örgü ören ananeler gibiyiz. Her yere daldığımızı düşünüyorum. Şimdi ben şu konuda düşüncelerini merak ediyorum. Burak Yılmaz'ın
bu kadar yoğun taraftar baskısına rağmen atmış olduğu iki golden sonra Beşiktaş taraftarının bağrına bastığını görüyoruz ki gerçekten hoşuma giden görüntülerdi. Bir futbolcu ne kadar yanlış da yapsa, eğer bir takıma transfer olduysa o adama destek olunması gerektiğine inananlardanım. Sen bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Ben buradan Beşiktaş taraftarlarını selamla, sevgiyle selamlıyorum. Hep selamla selamlıyorum size. Sevgiler yani. Sen ne diyorsun? Şimdi şöyle bir şey var. Beşiktaş taraftarı bastı. Sevdiğim de bir semt. Giderim. BKM'ye oralara giderim. Sevdiğim bir semt. Beşiktaş taraftarı bastı ki basacak. Basmak zorunda. Topçu atarsa, taraftar basarsa... Kim kime bastı? Ben anlamadım, orayı taraftar kaçırdım. Taraftar bağrına bastı. Ha, bağrına bastı. Bağrına bastı. Bu sayede Burak Yılmaz'ın da motivasyonu artacak. Ama bak Fikret Orman. Bu adamı artık kaçırmayın. Adam geliyor, atıyor. Sevgili Burak'cığım, sana... Cenk Tosun'u sattılar. Evet. Forvet problemi yaşattılar. Sana... Burak Yılmaz'ı satmayın bak Fikret Orman. Beşiktaş taraftarı siz de basmaya devam edin. Basma konusunda sana hiç basan oldum böyle maçta ayağına sert müdahale ya da sana basan bir taraftar oldum böyle bağrına bastı mı seni? Taraftarlar bizi bağrına bastı tabii ki ama futbolda ben kendime bastırmadım. Ben zaten basamadan atlardım. Evet. Adam tam basacak. Evet, sincap gibi futbolcuydu tabii, gerçekten. Tabii tavşan gibiydim ben. Zıp zıp giderdim. Biliyorsun 8 sene Rusya'da CSKA Moskova'da tavşan eğitimi aldım altyapıda. Bunlar önemli, futbolun içinde olan şeyler. Bakın modern futbolda, kompakt futbolda şu vardır. İki gol. İki gol attıysa bir adam bağrına basacaksın. Buradan Fikret Orman'a sesleniyorum. Kagawa'yı da özellikle çok iyi bir transfer. Ama Adebayor çok önemli futbolcu. Haberiniz olsun yani. Adebayor diyorsun. Evet sevgili Burak'cığım, artık yavaş yavaş konumuzu toparlayacak olursak hakikaten çok yoğun bir futbol gündemi var. Futbol Türkiye'de bir tutku. O yüzden bize her zaman ekmek çıkacak. Haftaya tekrar salı günleri, pazartesi günleri, bilmiyorum lig ne zaman biterse, ligin bittiği ertesi günü biz Fake Futbol olarak karşınızda olacağız. Bizi izleyen bütün herkese teşekkür ediyoruz. Lütfen takipte kalmaya devam edin ve Instagram hesaplarımızdan bizlere bol 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 fikir ve görüşlerinizi belirtin. Görüşmek üzere. Alt takımlarla mı oynadın? Alt takımlarla. Fikir Terbi. Bu maçta var mıydı? Yoktu. Ama yine de burada yani. Yoktu. Anlatacak bir şey yok. Fikir Terbi olsaydı anlatabilirim. Nasıl geldik biz bu konuya ya? Belhanda ya.